Sertaç Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sertaç Bey, Şapşal Design'in genel hizmetlerinden, sektöre olan katkılarınızdan ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Sertaç Uğur kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben aslında kendim mali müşavirim. Sektöre 5 sene önce girdim. Sektöre girmeden tabii özel şirketlerde, yani özel 2 tane şirkette mali müşavirlik ve mali işler müdürü olarak çalıştınız. Çalıştım. Evet. Daha sonra bu 5 sene önce Şapşal Design'ı Alsancak'ta küçük bir dükkanda sadece hediyelik eşya satışı odaklı bir küçük bir dükkan kurduk. 30 metrekare. Biraz önce özel sohbetimizde de belirttiğiniz gibi sadece bir hayaldi. Bir hayaldi. Fakat hayalimizi gerçekleştirdik diyebiliriz. Küçük bir dükkanda, evet, küçük hayalimizi orada gerçekleştirdik. Tabii daha sonra bu hayalleri biraz büyüttük. Ne yapabiliriz? Nasıl bir bunu büyütebiliriz? Bununla ilgili böyle bir kafamda bir plan yaptınız, kafanızda bir konsept oluşturdunuz. Aynen öyle. Ve burada yaşattınız o konsepti. Burada yaşattık. Burada işte hem hediyeliği müşteriyle birleştirdik, tekstille birleştirdik. Evet. Hem kafe hem satış noktalarımız bulunmakta. Aynen. Kafe. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti veriyoruz? Burası 200 metrekare bir alan. Çok güzel. Tabii burada bütün hayalimizi gerçekleştirdik. Hem kafe anlamında da kahve ve tatlı satışımız var. Çok güzel. Yemek anlamında hamburger, salata, makarnalarımız var. Burada istediğimiz konsepti yarattık. Yani hem satış noktasında hem kafe. Gıda anlamında da. Sektöründe profesyonel hizmetler veriyorsunuz. Aynen profesyonel öyle. Hizmetleri vermek için de profesyonel bir kadroya ihtiyacımız var. Toplam kaç kişilik bir kadromuz bulunmakta? Şu an ekibimiz 8 kişi. Yani hem Alsancak hem Küçük Park olarak 8 kişilik bir kadromuz var. Tabii biz bunu büyüttüğümüz zaman burada güzel tepkiler aldık. Bu tepkilerin sonucunda da inşallah yakın zamanda Kars şubesini açacağız ne bu güzel, anlamda. Hedeflerimize ulaşma yolunda ilerliyoruz. Biraz daha gidiyoruz. İşte bu hedefleri biraz daha büyüterek bu hayaller franchise anlamında belki biraz daha ileriye taşıyacağımız bir noktaya geldi. Bu mağaza bizim için. İşte Kars şubesini de açarsak belki bundan sonra daha da profesyonel anlamda daha da hizmet vereceğiz çok bu sektörde. Evet. Kars şubesiyle de ilgili projemizi çizdik aslında. Hazır. Sadece orada dükkan arayışı içindeyiz. Evet. Birkaç noktada güzel dükkanlar yine bulduk. Yine kafanızda konsepti oluşturdunuz. Konseptimiz aynı. Aynı konsepti oraya taşıyacağız. Aynen öyle. Fakat sadece bir sorunumuz kaldı. O da yer. Yer problemimiz, problemimiz var. Yok aslında. Yer var. Onları eksiğimiz gidip değerlendireceğiz. Diye. Aynen öyle. Projemiz hazır. Tabii daha sonra da Kars'tan sonra da tabii birkaç nokta daha var. Görüştüğümüz bazı nereler iller var. Isparta ile Düzce. Evet. Belki Kars'tan sonra da önce bir Kars'ı açıp tamamlayıp hizmeti açalım. Ondan sonra da çünkü çok hızlı büyümek bu sektörde iyi değil. Evet. Yavaş yavaş çünkü konsept çok farklı. Kaliteyi bozmadan ilerlemek istiyoruz. Aynen öyle. Evet. Bu şekilde yani. Peki hizmet verirken nelere dikkat edersiniz Sertaç Bey? Ya bizim buradaki hizmet anlayışımız güler yüz. Müşteri memnuniyeti. Biz buradan her... Burada bir aile ortamı yaratıyorsunuz. Aynen öyle. Kesinlikle zaten istediğimiz de buydu. Yakınlığınızla, samimiyetinizle. Ya buradaki öğrenci kitlemiz çok fazla. Buradaki öğrenci kitlemiz istiyoruz ki burada gelsinler, derslerini çalışsınlar, ödevleri, kitapları, sınav. Bunlarını hazırlansınlar. Kesinlikle. Bunları yaparlarken de biz işte çay, tatlı, yemeğini yesinler. Buradan hediyelik eşyalarını alsınlar. Biz de burada onları güler yüzle ağırlayalım. Evet. Güler yüzle buradan uğurlayalım. İstiyoruz ki bir aile ortamı oluşsun burada. Yine diğer şubelerimizde de aynı şekilde, aynı şekilde vereceğiz diyorsunuz. Aynı müşteri şekilde. Memnuniyeti kesinlikle çok önemli. Ya bizim için çok önemli. Burada bir alışverişini yaptıktan sonra geri dönüşlerde de biz hizmet vermeye devam ediyoruz. Hiçbir şekilde onları üzmemeye çalışıyoruz. Yani bizdeki buradaki temel nokta burada insanlar gülerek çıksınlar, mutlu olarak gitsinler, tekrar mutlu bir şekilde bize gelsinler. Çok güzel. Evet, ben verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü de sizleri tebrik ediyorum. Son olarak sizleri tercih eden, bugüne kadar destek olan birçok dostlarınız bulunmakta. Onlara buradan bir teşekkür mesajı iletmek ister misiniz? Ya burada bana tabii bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Tabii ayrı ayrı isim vermek
Doğru çok olmaz ama uzun olur. Evet. Burada emeği geçen, bana bu anlamda katkısı olan zaten. Herkese çok teşekkür ederim. Evet, bizler de verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Rica ederim. Çok sağ olun.